Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar, merhabalar. Öğrencilerim umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Gelin böyle bir konu başlığı olarak başlayalım. Ne var önümüzde? Türkiye'de ulaşım diye bir başlık var. Artık size geçen buluşmada söylemiştim. Hizmet sektörünü açacağım. Ulaşım, ticaret, turizm, kültür bölgeleri gibi böyle başlıklar açacağım ve elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Peki öğrencilerim ne bilmek lazım? Neyi iyi çalışmak lazım? Hep söylüyoruz. AYT'de soru çözmek önemli. Tekrar önemli bir soru çözmek ve o soru çözmek için de işte ben hep söylüyorum denemelerimiz sizin için hazırlandı. Yani alın, güzel güzel çözün, video çözümlerine bakın ve hep söylediğim bir cümle var. Takıldığım şeyleri bana sormaya bir şekilde çalışın diyorum. Bizler size yardımcı olmaya hazırız. Tıpkı bugün olacağım gibi. Hocam Türkiye'de ulaşım diyor. Biz TT'de ne yapmıştık? Ben size böyle bir geçmiş derslerimizi hatırlatayım. Geçmiş derslerde dünyada ulaşım çalışmıştık. Dünyada ulaşım ve özellikleri. Peki bugün ne istiyor benden Türkiye'de ulaşım? Diyor ki, acaba Türkiye'de ulaşım etkilen faktörler nelerdir? Coğrafyadaki o, o klasik ayrıma bakıyoruz. Doğal faktörler yani insanların etkilemedi. insanları müdahale olmadı. Ama coğrafyada bir de ne var? Beşeri faktörler var. Yani işin içinde insani etkenlerin oldu. Haliyle coğrafi konum derken ne kastediyor bulunduğun lokasyon? Örneğin yer şekilleri. Biraz sonra açacağım örnekleri o yüzden bir giriş yapıyorum. Dağlık mısın? Yüksek misin? Düz müsün? Ona göre karayolu, demiryolu, yolu şekilleniyor. İklim koşulları önemlidir değil mi? Aksatma yönünde özellikle. Olumsuz hava şartları diyor böyle hava durumunu sunarken. O yüzden önemlidir iklimin ne olacağı. Ekonomik faaliyetler kelimesini artık biliyorsun değil mi? Ekonomik faaliyet ne işle meşgulsun? Tarım mı? Hayvancılık mı? Turizm mi? Maden mi? Bunlar coğrafyada ulaşımı etkiler nüfusun ne oldu ben köyde mi yaşıyorum, burası bir kasaba mı, burası bir il merkezi mi, neyim, ona göre şekillenecek bir şeyler ve tabii ki ülkenizin ekonomik gücü, teknolojik donanım, yetişmiş insan kaynağının ne olduğu yine takdir edersiniz ki önemlidir. E bunu birer örnekle böyle pekiştirelim diyorum. Bakın mesela doğal faktörlere hangi örneği vermişiz, hangi kısmına, coğrafi konum kısmına, o zaman coğrafi konum mu, nerede bulunuyoruz? İki kıtanın kesişim yerindeyiz. Hocam iki tane kesişim yerinde olmak demek mesela Boğaz trafiği, haliyle öğrencilerim havalimanı anlamda transit bir liman özelliği ya da öğrencilerim Asya Avrupa'ya bağlayan transit işte böyle karayolu demiryolunun bir güzergahında mı bulunuyoruz kesinlikle. O zaman diyor yer şekilleri nasıl etkileyebilir? Mesela dağların uzanışını örnek olarak vermişiz dağların kıyıya paralel uzandığı yerde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zorken dağların kıyıya öğrencilerin dik uzandığı yerde doğu batı yönlü ulaşım hatırlayınız Ege'de daha iyi oluyor. Peki ikilim mesela Doğu Anadolu çok soğuk. Öğrencilerim için şartları çok sert. Yıllık yağış, kar yağışı. E böyle yerlerde ne oluyor mesela? Karla yollar kaplanıyor köyün ilçenin şehir merkeziyle balansı kesiliyor. Çığ düşebiliyor. Ya da böyle Doğu Anadolu gibi eğimli arazilerde kaya düşmeleri olabiliyor. O zaman coğrafyada bunlar hep iklimsel nedenler ya da iklimin tetiklediği nedenler midir? Evet. E peki beşeri faktör derken öğrencilerim sanayi tesislerinin geliştiği yerler genelde ulaşım imkanlarının iyi yerlerdir. Yani her bir yerde karayolu bir yerde demiryolu geçmişse sanayi gidiyor. Ya da tam tersi bazen de bir yere fabrika kuruluyor sonrasında önemli karayolları sonrasında önemli demiryolu bağlantıları sağlanarak haliyle o eksiklik tamamlanmaya çalışılıyor. Yani birbiriyle içli dışlı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Öğrencilerim teknolojik anlamda meydana gelen bazı gelişmeler yani işte bu tünel yapma teknolojisi, denizin içini doldurma olayı, haliyle önemli köprüler yaparak bazı kara parçalarını birleştirmeler bunlar hep ulaşımı olumlu yönde etkileyen şeyler midir? Kesinlikle ve Türkiye'de de buna ait örnekler var biraz sonra açacağım. Buradan yani ayete başlığında biz sizden şunu istiyoruz. Çok kısa bir tarihsel bilgi bilmelisin. Bir de bu karayolları, demir demiryolları, işte demir yollarının, deniz yolunun ya da hava yolunun birkaç özelliğini bilmelisin. Öğrenciler mesela karayolu için ne bileceksin? Karayolu Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemsenmedi deniyor. Bu önemli bir soru tarzı abiniz olsun. Karayolu Türkiye'de gerek yolcu gerek yok taşım, yük taşımacında aslında en çok kullanılan ulaşım türü. Şu anki mevcut durumda gerek yolcu taşımacında gerek yük taşımacında diyorum en çok kullanılan ulaşım türü. Peki hocam Cumhuriyet'in ilk yılları çok önemsendi mi? Hayır. Genelde 1950 sonrası önemsendiğini bileceksin. Ve Türkiye'de özellikle bakın burada da belirtmiş. Yani özellikle 1960'lı yıllardan sonra yavaş yavaş o yol ağının arttığını, yavaş yavaş çok şeritli yolların yapıldığını, önemli köprülerin ekonomi politikaları kısmında da bu laf geçiyordu. İşte 1973 gibi tarihlerde yavaş yavaş eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi köprü lerin yapılmaya başlandığını biliyoruz. Daha sonrasında Fatih Sultan Mehmet, daha sonra da Yavuz Sultan Selim ya da şu Osman Gaziler yapıldı diyeceksiniz. O zaman 85 yıldan sonra diyor otoyol çalışmaları önem kazandı. 2000'li yıllar yani ki şu anki iktidarın olduğu dönemden sonraki dönemler ağırlıklıysa biraz daha bölünmüş yollar ve biraz daha yolun standardı ve kalitesi arttırılmaya çalışıldı. Böyle yol çalışmalarına ne deniyor? Altyapı çalışmaları deniyor. Özellikle ekonomi politikalarında belirtmiştim. Son yıllarda özellikle iktidar kendini en çok hangi kısımda öne çıkartıyor demiştim. Altyapı hizmetleriyle diyeceksiniz. Ve işte sana böyle spesifik rakam verici yeni düşünmüyorum grafik okuma sorusu gelebilir ama söyle bakalım şu tarihte bölünmüş yol ne kadardı? Kaç kilometreydi? Böyle demez. Ama sana Türkiye'de böyle bir hiyerarşik olarak her gelen hükümet üstüne koya koya yolları iyileştire iyileştiremedi evet. Özellikle ivme ne zaman kazandı? 1950 sonrası. Çünkü 50 öncesi biraz sonra anlatacağım. Daha çok demir yollarına yatırım vardı. Karayolu kim orayı bir daha tekrar edelim. Yük ve yolcu taşımacılığında en çok tercih ediliyor. Hocam ucuz olduğu için mi? Hayır. Ee, yakıt ucuz olduğu için mi? Hayır. E arabanın kendisi mi ucuz? Hayır. E peki neden Türkiye'de çok tercih ediliyor? Çünkü her yere onunla gidebiliyorsun. Yani ulaşım ağı çok iyi. Türkiye'nin her köyüne dikkatini çekiyorum. Her ilçesine, her il merkezine ne yapabiliyorsunuz? Sadece karayoluyla ulaşabiliyorsun. Demir Türkiye'nin her iline gidemezsin. Zaten deniz yoluyla nereye gideceğin belli. E Türkiye'de şu anda 81 ilde havalimanı yok. O yüzden benim elimdeki en önemli alternatif Karayolu. O yüzden karayolun ulaşılabilirliği çok olduğu için tercih ediliyor. Peki öğrencilerim coğrafyada demir yolları ne zaman önemsendi? Özellikle Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber yani Atatürk döneminde onun ekip arkadaşlarıyla beraber ilk dönem genelde Cumhuriyet döneminde yok döneminde demir yollarına önem verildi denilir. Ve o dönemin ekonomik gücüne de bağlı olarak yani... Çok param yok o zaman ben her yere demir yolu yapmayayım ama yapmam gereken yerleri yapayım stratejisiyle tabir uygunsa demir yollarıyla böyle ülke ne yapıldı elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıldı. O zaman dağlık engebeli yerler yani mesela Doğu Karadeniz tarafları yani Muğla Antalya tarafları çok ekonomik anlamda külfetli olacağı için o dönem bu işe çok girilemedi. Çok cesaret edilemedi ama ülkenin birçok yerisine özellikle sömürge ülkeleri de zaten yapmaya başlamıştı biz de yavaş yavaş o yolları ilaveler yaptık. İlk demir yolu diyor, İzmir Aydın hattı. Böyle bilmeli miyim? Ya bunları duy istiyoruz. Yani duymam bizim için önemli. Ama sen özellikle şunları çok iyi bil. Sana diyor ki, acaba kara ortamında bir yük var, kara yoluyla taşıyacaksın demir yoluyla. Sence hangisiyle taşımak daha mantıklı? Hangisinde maliyet daha ucuz? Genelde yük taşımacında demir yolunun daha ucuz olduğunu bileceksin. Neden? Çünkü öğrencilerin bir vagonun bir lokomotifin düzeltiyorum cümleyi bir lokomotifin arkasına birçok vagon takabiliyorsun belki 30 tane 40 tane yani öğrencilerin bir tırın kasasıyla bir vagon eşit değerde hemen hemen alacağı yük anlamda söylüyorum. O yüzden ben 40 tane tırla 40 tane ayrı şoförle götüreceğim yükü ben bir loko lokomotifin arkasına 40 vagon takarak götürebiliyorum. O yüzden bir defada birden fazla yükü götürebilme becerisi olduğu için demiryolu ne yapılıyor daha çok tercih ediliyor. Neyde karayoluna kıyasla yük taşımacılığında. O yüzden yük taşımacılığında bir önemi olduğunu, özellikle de bizim ülkede böyle madenler daha çok taşındığını dipnot olarak bilmenize fayda var. Peki yük taşımacılığında tercih ediliyor da yolcu taşımacılığında tercih ediliyor mu? Öğrencilerim bizim ülkede birçok tren dizelle çalışır. Yani petrol türevi yakıtla çalışır. Peki elektrikli hızlı trenler hayatımıza ne zaman girdi? 2010 sonrası girdi. Önce Eskişehir Ankara, sonra devamında hatırlarsanız Ankara Konya, sonra Ankara İstanbul gibi farklı illere yavaş yavaş Ankara merkezli olmak üzere bir takım hızlı tren hatları yapıldı. Ve şu anda en yakın dönemde de Ankara Sivas arası düşünülüyor ve yine çalışma anlamda Sivas e, İzmir'e doğru da yine bir hızlı tren çalışması olduğunu biliyoruz. Hızlı trenle beraber biraz demir yolları kendine geldi. Yani demir yolları öğrencilerin bu petrol türeviyle çalışan eski tren diye tabir ettiğimiz yolcu treni biraz ağır giden bir şey. O yüzden ucuz ama yavaş gittiği için birçok durak noktası olduğu için genelde Türkiye'de böyle çok tercih edilmiyor. Mutlaka binen insanlar vardı ama sıralamada biraz daha geride kalıyordu. Ama hızlı tren en azından bir yere beni daha erken ulaştırdığı için ya da işte otobüse karşı bir alternatif oluşturduğu için karayolu aracına göre bir alternatif oluşturduğu için biraz tercih gördü. Ve demiryolu daha güvenli. Yani trafik kazası, kaza ölüm istatistiği karayoluna kıyasla daha azdır. O yüzden ben de daha güvenli olduğu için yolcu taşımacında yavaş yavaş devlet de öne çıkarmak istiyor ama ülkenin ekonomik koşulları biraz son yıllarda istenilen düzeyde gitmediği için bazı projeler biraz ertelendi rafa kaldırıldı yoksa devletin hayali birçok yere hızlı tren balansı yaparak ülkeyi her bölgesini yani o 7 tane coğrafi bölgeyi açıkçası birbirine bağlamayı istiyor peki öğrencilerim trenin gerek yolcu gerek yük taşımacılığında maalesef hani gittiği yerler var ama maalesef gidemediği yerler var. O yüzden bazen klasik bir sorudur. Tren nereye gitmiyor? Trenin gittiği yerler var gidemediği yerler var. Öğrencilerim Karadeniz'de mesela Samsun. Evet özellikle yük treni anlamında ulaşılan bir yerdir. E Karabük, Zonguldak, Demirçelik fabrikaları vardı buralarda hatırlarsanız. Onu tren hatları zaten bulunuyordu. Ama mesela Akdeniz'de Muğla, Antalya'ya Öğrencilerim diyor Hakkari Dağlık Öresi'ne, işte Çanakkale taraflarına, Doğu Anadolu'da Ağrı'ya ya da Karadeniz'de o cümleyi bir daha teyit edelim. Samsun, Karabük, Zonguldak dışında mesela Doğu Karadeniz'in ne kıyısına ne iç kesimine. Öğrencilerim Batı Karadeniz'de böyle Kastamonu Sinop taraflarına buralara tren gitmiyor. O yüzden bazen böyle Türkiye haritasını veriyoruz ki örnek sorularda belki olacaktır. Ne yapıyoruz? Haliyle ediyor ki şu tren gidiyor mu? Hayır gitmiyor. İşte nerisi onlar? İşte şurası. Peki öğrencilerim, yavaş yavaş Türkiye demir yolları adına bir uluslararası hatta imza atmaya başladım. Yani Türkiye'de Marmaray denilen tren hattının da bitmesiyle beraber öğrencilerim eski İpek yolunu canlandırma adına, ta Çin tarafından, İngiltere tarafına kadar öğrencilerim demir yolu hattı hazırlandı. Yani ne istendi? Eski ipek onu canlandıralım. Uzak doğudan Avrupa'ya kesintisiz tren gitsin. Bu ne treni? Yük treni. Peki hocam bu Türkiye'den de geçiyor ve işte bu Marmara'yı kullanarak mı diğer kıtaya geçiyor? Evet. Ve bizim ülkede işte bu koridorda olduğu için bunun en azından bizim jeopolitik konumuz açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Nedir bu İpek demiryolu hattı projesi? Çin'den başlayıp İngiltere'ye kadar giden bir hat ve işte Bakü, Tiflis Kars üzerinden geliyor. Bak o Azerbaycan, Tiflis Gürcistan ve Kars da işte bizim ülkemiz. Yani o sınır kapısından geliyor, İstanbul'a kadar devam ediyor. İstanbul'dan karşıya geçip yani diğer yakaya geçip Edirne üzerinden tekrar Avrupa ülkelerine ve nihai hedef İngiltere taraflarına gitmek. Öğrencilerim demek ki hani dipnot olarak en azından bunu biraz duyunuz istiyoruz. Peki hava yolları Türkiye'de en cazip özelliği ne? Seni bir yere hızlı ulaştırması. O zaman hayatımıza böyle 93'lü yıllarda girdi diyor. Ama özellikle öğrencilerin biraz ne diyeyim 2010 yılından sonra da çok tercih görmeye başladı. Yani Türkiye'de hava ulaşımı son yıllarda özellikle yolcu sayısında ülke içinde, uluslararasında firmalarımızın güçlenmesiyle beraber, firmalarımızın çeşitlenmesiyle beraber, insanların alım gücünün artmasıyla beraber çok arttı. Yani Türkiye insanı uçağa binmeye başladı. Çünkü öğrencilerin bir yerden bir yere seni bir saat içinde, bir buçuk saat içinde Türkiye'nin en uç noktalarına bir, bir buçuk saat içinde gidebiliyor olma özelliği haliyle hava yolunu cazip kıldı. O yüzden insanlar belki otobüs bileti ya da tren bileti belki 50 TL, 100 TL, 150 TL daha ucuz ya da tam tersi uçak belki o civarda daha pahalı ama bir saat sonra evdeyim bir buçuk saat sonra başka bir şehirdeyim inancıyla havayolunu tercih etmeye başladı. O yüzden hani Türkiye'de tuttu. Türkiye halkı benimsedi ve şu anda Türkiye'de 55-56 tane havalimanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı illerde birden fazla var. İşte İstanbul bunun örneği, Antalya bunun örneği. O yüzden öğrencilerin birden fazla illerde de var. Yaklaşık böyle 54-55 ilimizde havalimanı var. Ve işte havalimanı olarak Öğrencilerim en son açılanlar içerisinde böyle bölgesel havalimanları da var. Mesela Zafer Havalimanı, öğrencilerim İlk bölgesel diye paylaşılmış. Yani sadece bir ile özgü değil. Afyon'a da hitap etsin. Uşağı da Kütahya'ya da. Ya da işte ikinci bölgesel için ne yapıldı? Ordu Girisun açıldı. Hatta önce adına Orgi denildi. Ordu Girisun'un esprisi ne? Önemli bir şey var. Denizin içi doldurularak yapıldı. Çünkü buralar çok dağlık engebeli olduğu için o uçak pistinin inebileceği yerin sade bir yer olması gerektiği için denildi ki ne yapalım? Ordu Girisun'da sade yer yok. Her taraf dağlık engebeli o yüzden uçağın güvenli inebilmesi ya da kalkması için sade bir yere ihtiyaç var. Hadi o da denizin içi olsun denildi. Yani Türkiye'de denizin içi doldurularak yapılan ilk havalimanı örneği ve şu anda Rize ile Artvin arasına da bunu taklit olarak yani bunu madem başardık madem bu oldu hadi bir tane daha yapalım denildi. Nereye? Rize ile Artvin arasına. Yani iki ili yine kapsayacak bir havalimanı çalışması yapılıyor haberiniz olsun. Demek ki öğrencilerim hava yolunun en cazip özelliğini ifade ettim hızlı olması. Peki pahalı mı? Burada biraz işte konjöktürel şeylere göre değişiyor. Mesela şu anda ders işlediğimiz dönemde pahalı ama bir dönem o kadar değildi. Bir ara otobüsle 50-100 TL fark vardı. O yüzden hani burada biraz yakıt maliyetleriyle beraber ne yapabiliyor? Değişkenlik gösteriyor. Biliyor. Öğrencilerim deniz yolu için bilmeli istediğim şey var. Deniz yolu coğrafyada özellikle biz size yük taşımacılığı kısmını çok soruyoruz. Coğrafyada yük taşımacında en ucuz ulaşım türüdür. Neden? Çünkü bir defada çok yük. Bunu sana TYT'de de anlatmıştım. Bir defada çok yük. Ozan o bir defada çok yük kuralı. Bir defada tonlarca yükü bir yerden bir yere böyle götürebilme becerisi coğrafyada ne yapıyor öğrencilerim? Gemileri cazip hale getiriyor. O yüzden Türkiye'de uluslararası ticarette ya da öğrencilerim Türkiye'de deniz kenarları arasında bir şeyler taşımada imkan varsa gemiyle götürmek her zaman daha caziptir. O yüzden biz dış ticaretimizin önemli bir kısmını neden gemiyle yapıyoruz, neden deniz yoluyla yapıyoruz? Çünkü daha maliyet anlamda uygun olduğu için. Peki öğrencilerin bir limanı geliştiren şey neydi? Biz bunu biraz TET'de değinmiştik. Bir limanın gelişmesini bağlayan en önemli şey limanın gerisindeki şehirlerle karayolu demiryolu bağlantısının iyi olması demekti. Bu limanın gerisiyle bağlantısına hinterland kelimesi kullanılıyordu ya da art bölge kelimesi kullanılıyordu. O zaman öğrencilerin bir limanın hinterlandı genişse demiştik. O liman önemli sayılıyordu. Ticari değer kazanıyordu. Samsun gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi, Mersin gibi, İskenderun gibi. Ama bir limanı nitelendi dersa gelişemiyordu. Mesela çok iyi bir örnek Sinop gibi. Çünkü Sinop'un gerisiyle demir yolu bağlantısı yok. Karayolu bağlantısı sıkıntılı. O yüzden arzu edilen gelişmeyi kaydedemiyor. Belki biraz bunu Antalya için de düşünebilirsin. Gerisiyle demir yolu bağlantısı yok. Karayolu arzulanan düzeyde değil. O yüzden gelişemiyorlar ticari açıdan. İşlek liman olarak hinterlandın gelişmiş olduğu limanlar değer kazanıyor. O yüzden İstanbul çok kıymetli bir liman. Ama İzmir de önemli. Ege'de İzmir de önemli. Akdeniz'de Mersin önemli, Karadeniz'de Samsun önemli. Çünkü bunlar hep ülkemizin değerli limanları. Ve işte en son maddede de ifade ettiğimiz gibi iç kesimlerle özellikle demiryolu bağlantısı varsa ve demiryolu bağlantısı da karayona kıyasla hani daha ucuz ya, o zaman daha ucuzdan, daha daha da ucuz olana yani deniz yoluna doğru taşımaya gelme haliyle mantıklı geliyor. Çünkü bir şeyi trenle taşımak uygundu. E gemiye getiriyorsun gemiyle de ülke dışına gönderiyorsun o zaman yine ucuz o zaman iş adamının tırnak içinde işine gelen bir şey. O yüzden biz deniz yoluyla iç kesimler arasındaki o demir yolu bağlantısını kurmak istedik ve Türkiye'nin birçok yerinde de bunu açıkçası başardık. Peki öğrencilerim biz coğrafyada ulaşım derken aynı zamanda boru hatları da kastedilir. Boru hattı petrol doğalgaz taşımacılığı demek ve öğrencilerin petrol doğalgazı daha güvenli ve daha böyle akışlı riski daha minimize olan bu hatlarıyla taşıma fikri işte çok önceleri başladı ve işte Türkiye'de bu Enerji koridoru güzergahında olduğu için ya da bazen o enerjiyi kendisi talep ettiği için kendi ülkesine de ne yapıldı? Boru hattı yapıldı. Başka ülkelerle ortaklı gidilerek. Ne bilmelisin? Açıkçası biraz böyle AYT'de değişik kazanımlarda, değişik konu başlıklarında bazı boru adı geçiyor. Duymanda fayda var. Mesela eski adı Nabuko olan ama yeni adı değişti bunun haberin olsun. Artık ben eski ismi de bir gör istedim. Yeni adı artık Türk akımı bunun. O zaman Türk akımı ne? Rusya doğalgazının Öğrencilerim Avrupalı müşterilerine götürülme adına Türkiye'den geçen uluslararası bir boru hattı, bir doğalgaz boru hattı ve artık adı Türk akımı. Mesela Tanab ya da uzun adıyla Trans Anadolu ne? Azerbaycan doğalgazını taşıma demek. Öğrencilerim Rusya, Türkiye doğalgaz boru hattı mavi akım özellikle bize satılmak için yani Türkiye doğalgazı satmak için yapılmış bir boru hattı. Öğrencilerin burada şeyi görmek lazım. Bakın petrol boru hatlarını ben olsam hani bir öğrenci olarak tavsiyem şu isim olarak bilelim. Yani Batman dört yol. Batman'dan lan petrol Hatay dört yola getiriliyor. Öğrencim Irak Türkiye, İran Kuzey yani bu Musul Kerkük denilen yerden. Öğrencilerin bizim ülkeye mesela Adana yumurtalık taraflarına petrol gelir oradan artma tesislerine ya da gemilerle diğer limanlara diğer artma tesislerine götürülür. Bakü-Tiflis-Ceyhan uluslararası bir boru hattıdır. Bakü Azerbaycan, Tiflis Gürcistan. Yani diyor ki, Azerbaycan'daki petrolü Gürcistan üzerinden Adana-Ceyhan'a getiriyorum. Ya size satıyorum ya da siz istemiyorsanız Avrupalı müşterilere gönderiyorum gemiyle. Ceyhan Adana'da. Kırıkkale arıtma tesisi olduğu yer. Hocam arıtma tesisinin adı ne? Orta Anadolu Arıtma Tesisi. O zaman diyor Adana Ceyhan'a gelen petrol bazen Kırıkkale Orta Anadolu Arıtma Tesisi'ne boru ne yapılıyor gönderilebiliyor. Sonrasında bakınız yine bir boru hattı paylaşmışız. Hazar Türkiye Avrupa doğalgaz boru hattı. Yani yine Hazar'daki o doğalgazın Hazar ülkeleri denilen işte bu. İran olsun, öğrencilerim Türkmenistan olsun, Rusya, Azerbaycan üzerindeki o doğalgaz enerji kaynağını bizim ülkemiz üzerinden Avrupa'ya götürme. O yüzden öğrencilerim yine bir uluslararası boru hattı bu ve Hazar ülkelerinden çıkan doğalgazı Avrupalı müşterilerine götürmeyi gören ve bizi yine enerji koridoru kılan ileride buna yine değineceğim ve bizi jeopolitik ve jeostratejik anlamda önemli kılan çalışmalar, boru hatları bunlar. Hani biraz o gözle dinlemenizde fayda var diyorum. Öğrencilerim ders bu kadarmış. Ödüllü soru karşınızda. Ödüllü soruyu neyden uygun görmüşüz? Liman demiryolu ilişkisinden ve az önce bunun eğitimini verdim zaten. Umarım en iyi şekilde çözer ve güzel bir şekilde cevaplarsın. Ne olur iyi dinle, ne olur notlarını al ve ödüllü sorunun cevabını bizimle paylaşmayı ihmal etme. Öğrencilerim kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.